Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle 6. sınıfın 1. dönem 1. sınavını hazırlığını yapacağız. Milli Eğitim'in yayınladığı yeni yönetmeliğe göre açık uçlu sorulardan oluşan Milli Eğitim'in örnek sorularını beraber çözeceğiz. Bu seneden itibaren yönetmelik değişti. Artık sorularımız da ona göre değişiklik gösteriyor. Artık eşleştirmeydi, doğru yanlış cevaplarıydı. Bu tip sorular ve test usulü tamamen yazılılardan çıkarıldı. Ayrıca dinleme ve konuşma, listening and speaking etkinlikleri de sınıf ortamında öğretmeniniz tarafından uygulanacak. Biz Milli Eğitim'in yayınladığı örnek sorularla devam edelim. Yayınlanan senaryolara göre 6. sınıfta ilk iki üniteden ilk yazılımızda sınavla karşılaşacağız. Life, hayat and yummy breakfast, nefis kahvaltı, leziz kahvaltı ünitesinden sorular karşımıza çıkacak. Soruların nasıl olduğuna hemen bakalım. İki tane senaryo olarak karşımıza çıkmış Milli Eğitim'in örnek soruları. Senaryo 1'deki sorularımıza bakalım. Sonra da senaryo 2'deki sorularla devam edelim. Question 1. Birinci üniteyle alakalı sorularımız gelmiş. Look at the pictures and fill in the blanks with daily activities. Resimlere bak ve günlük etkinliklerle, günlük aktivitelerle boşlukları tamamla. A, B, C, D 4 tane resim vermiş. Bu resimlerle ilgili sorularımızı isterken aşağıda bir tane S işareti çizerek karşımıza boşluklar bırakılmış. Verilen boşlukları da resimlerde hangisi verildiyse o kelimeleri yazmamız istenmiş. Wake up, uyanmak kelimesinden sonra A resminde ne gösterildiyse onu hemen yazmamız gerekiyor. Brush teeth, diş fırçalamak olarak ilk resmimizin cevabını yazmış olduk. After that, have breakfast, kahvaltı yapmak dedikten sonra B seçeneğini kullanmış. B seçeneğinde de elbisesini giyiyor derken ne yapıyoruz? Get dressed, giyinmek kelimesini kullandık. Go to school, okula gitmek. Return home, eve dönmek. C, C şıkkını vermiş bu sefer de. Buradaki boşluğa da C'deki kelimeyi yazıyorum. Have a shower, have a bath ya da take a shower, take a bath. Artık sınıfta hangisini öğrendiyseniz ona göre ikisinden birisini kullanabilirsiniz. Have dinner, akşam yemeği yedim. Read a book, kitap okudum. And last one is D, D şıkkında da verilen resme göre ne yapıyorum? Sleep ya da go to bed. Yatağa gitmek, uyumak kelimelerinden herhangi birisini kullanarak buradan tam puanımı almış oluyorum. Question 2. İkinci soruya geldik. Read the text and answer the questions. Metni oku ve soruları cevapla. Şimdi 4 tane karşımıza soru çıktı. Böyle bir metin veya böyle soru karşınıza kesinlikle öğretmeniniz tarafından yazılı da sorulacak. Bir tane metin verilmiş. Bununla ilgili sorularımız istenmiş. Hello, my name is Julia. I am 11 years old. I usually get up at 7 a.m. on weekdays. I always have breakfast at half past 7 a.m. My father drives me to school at 8 a.m. My classes start at half past 8 a.m. I have lunch at 12:30 ya da half past 12 iki şekilde de okuyabiliyorduk. PM in the school canteen. My classes finish at half past 3 p.m. and I come back home at 4 p.m. I play tennis with my friends at half past 4 p.m. Bu verilen Julia ile alakalı metne göre sorularımıza hemen geçelim. What time? İkisi beraber kullanıldığında saat kaç olarak soruyorduk. What time does Julia get up on weekdays? Weekdays hafta içi hemen yukarıda da aynısını bulduk. Hafta içi Julia saat kaçta kalkıyor? Dedikten sonra şu verilen metne göre ilk cümlemizi buraya düzeltelim. What time saat kaçta? Get up uyanmak demiştik. Weekdays de hafta içi sorumuzun cevabında She usually gets up at 7 a.m. on weekdays. Hafta içi sabah 7'de uyanır. Yukarıda I usually get up dediğinde burada ne yaptık? Julia ile ilgili she gets up olarak cümlemizi düzeltmiş olduk. Dil bilgisi kurallarını da dikkat edelim. Öğretmenlerimiz eminim ki S takısı kurallarını
dersinizde anlatmıştır. Question B. Does Julia have lunch at school? Julia have lunch. Have lunch, öğle yemeği demiştik. Okulda mı öğlen yemeklerini yiyor? Yukarıda hemen have lunch kelimesini bulduk. I have lunch, bla bla bla, school canteen. Yes, okul kantinde yediğine göre ne diyoruz? Yes, she does. Evet, öğlende okulda yiyor. She has lunch at 12:30 p.m. in the school canteen. Okul kantinde yiyor olarak cevabımızı tamamlamış olduk. C. C şıkkında ise what does Julia do after school? After school, okuldan sonra Julia ne yapıyor? Hem bakıyoruz. I come back home. Saat 4'te eve geri geliyor. Okuldan sonraki geldiği kısma da arkadaşlarıyla tenis oynuyor cevabını yazabiliriz. Do yapmak olarak da kullanmıştık. She plays tennis with her friends at 4:30. She dediğimiz için my benim yerine her onun olarak da cümleyi dönüştürmüş olduk. Last one. Does Julia walk to school? Walk, yürümek anlamındaydı. Walk, okula yürüyerek mi gidiyor? Hemen yukarıya bakıyoruz. My father drive. Drive kelimesini araba sürmek olarak öğrenmiştik. Drives somebody to somewhere. Bu şekilde kullanıldığı zaman beni okula arabayla götürüyor anlamında kullanıldığı için babası arabayla götürüyormuş. O zaman yürüyerek mi gidiyor deriz? No, she doesn't. Hayır, yürüyerek gitmiyor. Her father drives her to school at 8 a.m. Saat 8'de babası onu arabayla götürüyor diyoruz. Bu şekilde de bu 4 sorudan tam puanımızı alıyoruz. Question 3. Üçüncü soruda ikinci ünitemizle alakalı, yummy breakfast ünitesiyle alakalı, food, yiyecekler and preferences, tercihlerle alakalı bir sorumuz var. You should eat. You should eat, yemelisin, fruit and vegetables every day. Her gün sebze ve meyve yemelisin. Because, çünkü they are healthy. Çünkü onlar sağlıklı. Aşağıda da sorumuzu yazmış. Write down two examples of healthy foods. Sağlıklı yiyeceklerle alakalı iki tane örnek yazın demiş. Burada meyve ve sebze yemelisin, onlar sağlıklı dediğine göre biz buraya ne yapalım? Meyve ve sebzeye örnek olarak iki tane örnek yazalım. Apple, banana, orange, pear, elma, muz, portakal ve armut, fruit, meyveler için yazdık. Tomato, cucumber, onion, domates, salatalık, soğan, sebzeleri de vegetables olarak yazdık. Bir de şu kelimeleri de verebiliriz. Milk, egg, meat, yogurt. Bu şekilde de istediğimiz süt, yumurta, et, yoğurt ya da başlık olarak fruit, meyve, vegetable, sebze, meat de et olarak kullanılan kelimelerimiz. Bunları da unutmayalım. Bu şekilde de örneğimizi tamamlamış olalım. Question 4. Dördüncü sorumuzda da yine ikinci üniteyle alakalı, yiyeceklerle alakalı kelimelerimiz var, sorumuz var. Demiş ki, read text, metni okuyun and write down Gloria and her parents' names on the table according to their preferences. Gloria ve anne babasının, ebeveynlerinin isimlerini aşağıdaki tabloya yazınız demiş. Verilen resimlerin önce bir İngilizcesini bilmemiz gerekiyor ki yukarıdaki metinde kim neyi seviyor onlar da söylemiş olalım. Bu tip soruları yaparken I like, I prefer, likes, prefers ya da dislike, doesn't like bu tip kelimelerin hemen altlarını çizip gözümüzün önünde bulunmalarını sağlayalım. Don't like gibi olumlu, olumsuz bunlara dikkat edelim. Şimdi hemen cümleye bakıyoruz. Hi, I'm Gloria. I have breakfast with my family every morning. Her sabah ailemle birlikte kahvaltı yapıyorum. Ben zeytin, domates ve salatalık yemeği seviyorum. Fakat meyveyi sevmiyorum. Dedikten sonra şuraya ne yapıyoruz? Olives, tomato and cucumber. Bunlara hemen Gloria'nın I dediği için kimmiş bu? Anlatan kişi Gloria isimlerini yazıyoruz. Daha sonra I prefer drinking orange juice to tea or coffee. Prefer kelimesinde eğer seçeneklerimizin arasına to
koymuş isek bunun anlamı şu diyorduk. Preferde ilk başta kullanılan, tercih ettiğimiz, sonraki kullandığımız, tercih etmediğimiz. Yani I prefer tercih ediyorum derken to'dan önceki hangi seçenek varsa, ney varsa, prefer'e en yakın olan hangisi ise onu tercih ediyorum. Yani orange juice, portakal suyunu Gloria tercih ediyor diyorum. Tea or coffee, çay veya kahveyi tercih etmiyorum anlamında kullanıyoruz. Yani buraya Gloria'nın ismini üçüne birden yazmıyoruz. My mother, annem Melissa, always prefers, her zaman tercih eder. Neyi? Coffee to tea. Yine prefer kelimesinde ne yapıyoruz? To kullanıldığı için annesinde çay tercih etmiyor, kahveyi tercih ediyor olarak kullanıyoruz. And she likes, she dediği yine mother, Melissa, annesi, yumurta ve zeytin yemeği kahvaltıda seviyor. Yumurtayla zeytine Melissa'yı yazıyoruz yine aynı şekilde. My father Richard, babam Richard ise prefers eating fruit. Şimdi bakıyorum prefers herhangi bir şekilde to kullanılmamış. Demek ki hepsini tercih ediyoruz. Meyve yemeği tercih ediyor, domatesi tercih ediyor, salatalığı tercih ediyor diyoruz. He prefers, o yine tercih ediyor. Baktım yine to kullanılmamış. O zaman çay içmeyi veya portakal suyu içmeyi tercih ediyor olarak Richard'a yazıyoruz. Şimdi bu verilenlere göre tablomuzu tamamlayalım. Let's start. Gloria. Gloria için konuştuğumuzda ne demiştik? Zeytin, hemen yazdık. Domates, salatalık, Gloria. Ve fruit, meyveyi sevmiyor. Ben ne yaptım? Portakal suyunu içiyorum dediği için Gloria'ya bunu yazmış olduk. Üçüne Gloria'yı yazdık. Daha sonra annesi Melissa için ne kullanmıştık? Kahveyi tercih ediyor çayın yerine. Kahveyi tercih etti, çayı tercih etmedi. Buna dikkat ediyoruz. Ve o yumurtayla zeytini seviyor dediği için yumurtayla zeytine de Melissa'yı ekledik. Babası için ne kullandık? Meyve yemeyi seviyor. O zaman Richard'ı fruit'e yazdık. Daha sonra domates, salatalık. Buna da Richard yazdık. Ve en sonunda da to kullanmadığı için ne yaptık? Hem çay hem de portakal suyuna Richard'ı yazıyoruz. Hem çay hem de portakal suyuna yazdığımızda herkesin tercihini tamamlamış oluyoruz. Bu şekilde yaparsak yine tam puanımız alınmış oluyor. Senaryo 1'in son sorusuna geldik. Read the text below, aşağıdaki metni oku and answer the question, soruları cevapla. Baktık 3 tane sorumuz var. What, which food, what? 5N1K'lık sorular. My name is Finn. Benim adım Finn. I love eating healthy food. Sağlıklı yiyecekleri yemeyi seviyorum. So, bu yüzden fish and carrot are my favorite. Balık ve havuç benim en sevdiklerim. I don't like eating fast food. Abur cubur yemeği, hamburger gibi abur cubur yemeği sevmiyorum. I prefer, tercih ediyorum. Lemonade, yine to'yu kullanmış. To kullandığına deniyorduk. Prefer'e en yakın olan tercih ettiğimiz olarak kullanıyoruz. Limonatayı asitli içeceklerin yerine, gazlı içeceklerin yerine tercih ediyorum dedik. What is Finn's favorite food? Finn'in en sevdiği yiyecek hemen burada vermişti. Direkt ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Finn's favorite food are fish and carrot. Balık ve havuç. B. Which food does Finn dislike? Dislike dediğinde ne yapıyoruz? Don't like olan kısma bakıyoruz. Hamburger gibi abur cubur sevmiyormuş. Finn dislikes. S takısını da ekleyelim şöyle. Finn dislikes fast food such as hamburger. Hamburger gibi abur cubur sevmiyormuş. What does Finn prefer drinking? Ne içmeyi tercih ediyor? Bakıyoruz limonata mı yoksa fizzy drinks mi? Prefer'e en yakın olanı tercih ediyor diyorduk. Bu yüzden Finn prefers drinking lemonade olarak Finn limonata içmeyi tercih ediyor olarak cevabımızı tamamlıyoruz. Bu şekilde senaryo 1'in 5 sorusunu yaptık. Şimdi senaryo 2'ye geçiş yapalım. İkinci senaryoyla devam ediyoruz. Question 1. Birinci soruya baktık. Burada da ne yapıyoruz?
Repeated actions, daily routines, günlük rutinlerle birinci üniteyle alakalı soru karşımıza çıkmış. Look at the table below and write down team's morning routine. Aşağıdaki tabloya bak. Tablo dediğimiz şurası. Ve Tim'in sabahki rutiniyle alakalı bir şeyler yaz demiş. Hello, I'm Tim. This is my morning routine. Selam, ben Tim. Bu da benim günlük sabahki yaptığım rutinlerim. Verilen kısımlara ne yapıyoruz? Resmi anlatan basit cümleler yazıyoruz. Let's start. I get up at 7. Get up ya da wake up olarak kullanabiliriz. İsterseniz saat bile vermeseniz kabul edilebilir. Ben saat 7'de kalktım dedim. B'deki resme baktığımızda I have a shower. Duş alırım. Ya da I have a bath. I take a bath. Bu şekilde kalıplarımızı sınıfta hangi kalıbı öğrendiysek ona göre kullanıyoruz. C. C şıkkında ise I have breakfast. Kahvaltımı yaparım. D. I brush my teeth. Dişlerimi fırçalarım. And last one, I get dressed. Bu kalıpları öğrenmeden yazılıyı tamamlayamayız. Bu kalıplarımızı kesinlikle günlük rutinlerimizi öğreniyoruz. Yazılışlarını da öğrenelim. Yazılışlarını çünkü kendimiz yapmak durumunda kalacağız. Birinci sorumuzu tamamlamış olduk. Şimdi 2 ile devam edelim. Yine günlük rutin. Bu sefer Zuri'nin günlük rutinlerine bakıyoruz. Resimler verilmiş. Bu resimlerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Does Zuri wake up at half past 9 a.m.? Saatleri öğreniyoruz. Burada da saatleri de araya sıkıştırmış. Zuri saat 9.30'da mı kalkıyor? Yukarıya baktık. Wake up resmi için bunu kullanabiliriz. 9 olarak verilmiş. O zaman ne diyoruz? Hayır, 9.30'da kalkmıyor. No, she doesn't wake up at half past 9. Dedikten sonra doğru cevabı da bu şekilde ekleyebiliriz. She wakes up at 9 a.m. Saat 9.30'da değil, 9'da kalkıyor olarak cevabımı ekleyebilirim. Peki, question B. B sorusuna geldik. Bu sefer de demiş ki, What does Zuri do after he wakes up? Uyandıktan sonra ne yapıyor? Uyandıktan sonra saat 9.20'de elbisesini giyiyor. O zaman buna göre bir cevap yazalım. Zuri gets dressed after he wakes up. Uyandıktan sonra gets dressed. Giyiniyor. C. What time? Saat kaç veya saat kaçta? What time does Zuri meet his friend? Arkadaşlarıyla kaçta buluşuyor? These are Zuri's friends. Half past 15 ya da half past 3 p.m. Öğleden sonra 3.30'da buluşuyor olarak ne yapabiliriz? Cevabımızı yazabiliriz. Zuri meets his friends at half past 15 or 3. Şuraya meet kelimesine Zuri tek kişi olduğu için meets olarak yazdık. Does Zuri take a shower at quarter past 7 p.m.? Öğleden sonra saat 7 quarter past 7 çeyrek geçe mi duş alıyor? Verilen resme göre ne diyoruz? Evet diyoruz. Yes, Zuri takes a shower at quarter past 7 p.m. Saat 7 çeyrek geçe duşunu alıyor. Evet diyoruz buradaki verilen resme göre. Burayı da bu şekilde tamamladık ve tam puanımızı aldık. Question 3. Bu sefer de saatlerle alakalı bir soru sorulmuş. Verilen saatlerin İngilizcelerini yazmamız istenmiş. Example örneğimize baktık. Saat tam 8 verilmiş. Melissa gets up at 8 o'clock. Tam saatlerde o'clock kullanıyorduk. 8 o'clock saat tam 8 dedik. Verilen saate baktığımızda 10 buçuk olarak görünmüş. David has breakfast. David kahvaltı yapıyor. What time? Half past 10. Saat 10 buçukta. B. Jack plays football. Jack futbol oynuyor. Biri çeyrek geçe diyeceğiz. Çeyrek geçe derken quarter past kullanıyorduk. Quarter past 1. And last one. Sophia returns home. Eve döner. Eve dönüş yapar. Eve geri döner. Bakalım kaçtaymış? Daha 3 olmamış. 3'e
10 kala eve döner diyoruz. 10 kala derken de 10 to 3. 3'e 10 kala diyoruz. Question 4. Look at Mary's shopping basket and write down the names of the food. Alışveriş sepetine bakınız. Mary'nin alışveriş sepetiymiş şu. Bu sepete göre yiyeceklerin isimlerini yazınız demiş. Mary's shopping list, Mary'nin alışveriş listesi. Hemen bakıyoruz verilenlerde. Zeytin, ekmek, domates, yumurta, elma. Hemen yazalım. Olives, olives, bread, tomato, apple and egg. 5 tanesini de yazdık ve bu sorumuzdan da tam puanımızı ne yaptık? Alıverdik. Question 5. Look at the visual. Visual görsel, yani şu aşağıdaki. And answer the questions, ve soruları cevapla. Bir baklava resmi verilmiş. Üzerinde bilgilerimiz var. Bu bilgilere göre, kitapta yaptığımız gibi, bu bilgilere göre ne yapıyoruz? Verilen soruların cevaplarını alıyoruz. Question A. What is the name of the food? Yiyeceğin, gıdanın ismi nedir? Yukarıdaki gıdanın ismi neymiş? Hemen verilmiş. Turkish baklava olarak yazdık. Ya da uzatmak istersek the name of the food is Turkish baklava şeklinde de uzatabiliriz. Question B. What is the date marking? Date, tarih. Tarih işareti, tarih notu hangisiymiş? Şu verilen 2024 Aralık'ın birinden önce tüketiniz şeklinde verilen kalıbımızı hemen buraya yazabiliriz. Best before the 1st of December 2024. 2024 Aralık'ın birinden önce en iyi halidir diye kalıp olarak veriyoruz. Bizim Türkçe'de de tavsiye edilen tüketim tarihi TETT olarak kısaltılmış olarak kullanılır. Onunla aynı manada. Best before. C. What is the country of origin? Menşe ülkesi, yani yapıldığı ülke. Onda da hemen made in bakabiliriz. Şurada yapıldı. Made in Gaziantep, Türkiye. Türkiye'de imal edilmiştir olarak bunun da cevabını yazıp puanımızı alıyoruz. Question 6. Last question. Son sorudayız. With the text. Metni okuyun and answer the questions. Soruları cevaplandırınız demiş. Yine metinle alakalı 3 soru verilmiş. Hemen metnimize bakalım. In Türkiye, breakfast is very important. Important, önemli. People prefer, tercih ediyor, having bread, olives, cheese, tomatoes, cucumbers, eggs, honey and butter. They don't like, sevmiyor, sevmez, coffee for breakfast. They like drinking tea, like, seviyor. They call it chai in Turkish. They love, yine like love, Turkish bagels for breakfast. Verilen metne göre hemen bakalım. What does tea mean in Turkish? Türkçe'de tea anlamı nedir? Ne anlama geliyor? Bakıyoruz hemen verilen kısımda. Türkçe'de çay anlamına geliyormuş. It means çay. Ya da they call it çay in Turkish. İki şekilde de cevap yazabiliriz. Question B. Which drink? Hangi içecek do Turkish people dislike? Dislike olanı soruyor. Dislike'la don't like aynı kalıpta olduğu için coffee cümlesini buraya they don't like coffee for breakfast. Kahvaltıda Türkler, yani bizler, kahve sevmeyiz. Last question. What do Turkish people love eating for breakfast? Peki kahvaltıda Türkler ne yemeği seviyor? Şuranın alayını buraya yazıyoruz. Buna da diyoruz ki people or Turkish people prefer having bread, olives, cheese, tomatoes, cucumbers, eggs, honey and butter. Ekmek, zeytin, peynir, domates, salatalık, yumurta, bal, yağ, artık Allah ne verdiyse kahvaltımız geniş elhamdülillah. Bununla da ne yapıyoruz? Son cevabımızı vermiş oluyoruz. Verilen 6 soruyu, ikinci senaryonun 6 sorusunda bu şekilde tamamladık. Tam puanlarımız da
almış olduk. Milli Eğitim'in yayınladığı iki senaryo da bu şekilde. Kendi öğretmeninizin, İngilizce öğretmeninizin gerçek yazılı senaryosu da bunlara benzer olacaktır. Kelimelere, cümlelere, yazılışlarına dikkatli bir şekilde çalışıp yazılıya hazırlanalım. Dediğimiz gibi, başta da dediğimiz gibi bu yazılı sınav haricinde bir de dinleme sınavı ve konuşma sınavınız olacak. Onu da öğretmenleriniz kendisi ayarlayacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yazılarınızda başarılar diliyoruz. İnşallah hepiniz yüksek yüksek notlar alırsınız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi çalışmalar.